Şimdi normalleşmeyi en çok isteyen, herkes istiyor ama bunu en çok herhalde kameralara yansıtan bazen öfkesiyle Trump. Dolayısıyla dönüyoruz Amerika'ya. Sevgili Anil Çınar, Turkish Heritage Organization Başkanı karşımızda, hem de Beyaz Saray'da, Beyaz Saray'ın önünde. Anil Çınar, hem Amerika'daki rakamları hem de oradaki havayı, orada ne var ne yok, aslında orası ne kadar ıssız ve sessiz, bize anlatırsanız seviniriz. Evet, merhabalar Hande Hanım, iyi yayınlar. Evet, Beyaz Saray önünde bir Hepinizi. iki saat sonra basın toplantısı yapacak Başkan Trump. Günlük toplantısında koronavirüsle mücadelesindeki çalışmalarını her gün düzenli olarak anlatıyor. Şu anda rakamlara baktığımızda 900 bine yakın vaka sayısı yaklaşmakta ve 50 bine doğru da can kaybı gidiyor. Yani artış hala devam ettiğini söyleyebilirim. Bilhassa New York olmak üzere çok ciddi sıkıntılar devam ediyor belli eyaletlerde. O nedenle de Başkan Trump bu durumdan hiç memnun değil. Bir an önce ekonominin normale dönmesi için de, ki bu sabahleyin açıklanan rakamlara baktığımızda 26 milyon Amerikalı son 5 haftada işsizlik başvurusunda bulunmuş ve tahminen de gelecek hafta bu 30 milyona varacak. O nedenle çok sıkıntılar var ekonomik anlamda da. Başkan Trump bu nedenle de bir an önce normale dönmek için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Tabii burada riski almamak için de topu eyalet valilerine attı. Bazı eyaletler gelecek haftadan itibaren kamunun açılması, işte parkların açılması gibi bazı konularda gevşetme politikalarına gireceği görülüyor. Ama genel havanın hala kötü ve iyimser olmadığını belirtmekte fayda var. Yani o zaman öngörünüzle belli noktalarda, gidişata göre belli eyaletlerde kalkar, belli eyaletlerde tedbirler sıkı bir şekilde uygulanır mı? Yoksa Türkiye gibi işte daha sıkı tedbirler alıp, daha farklı noktalara getirip, bir şekilde salgını kontrol altında tutup ondan sonra uygulamaya mı geçilir? Yani ne öngörüyorsunuz? Nasıl bir tartışma dönüyor orada büyük resme bakınca? Şimdi sizin sorduğunuz soru şu anda Amerika'nın bir numaralı gündem konusu. Bu sıkı denetim ve tedbirler devam etsin mi, yoksa yavaş yavaş artık normale dönüş sinyali olsun mu? O nedenle Başkan Trump burada akıllı bir hareket ederek eyalet valilerine topu attı. Şimdi mesela Washington DC 15 Nisan'a kadar kapalı. Yağmur yağmasıydı, sizi biraz gösterecektim ortamı. Şimdi Beyaz Saray'ın önü de hep turist dolardı. Şu anda kimse yok. Ölü bir şehir resmen. Dün de New York'ta aynı şekilde durum vardı. Washington DC ile New York 15 Mayıs'tan önce normale dönmesi imkansız. Benim görüşüm 1 Haziran'dan itibaren yavaş yavaş önemli şehirlerde bir normale dönüş başlayacak. Ama burada da sosyal mesafenin korunması, maskeyle her yere giriş çıkış, yani bu kültür haline gelecek. Biraz önce değerli hocalarımızın da söylediği gibi artık yeni bir düzenden bahsediliyor Amerika'da da. Sosyal mesafe bir kültür olacak. Ama binin altında vaka ve ölümlerin olduğu eyaletler gelecek haftadan sonra biraz normale dönüş sinyali vermeye başladı. Burada da tabii bazı soru işaretleri var ama büyük şehirlerde ve vakaların fazla olduğu şehirler 1 Haziran'dan sonra, ama vaka sayıları az olanlar Mayıs ortası veya 1 Mayıs itibarıyla yavaş yavaş normale dönecek. Tabii burada diğer bir önemli tartışma konusu da, ki bunu Trump'ın ekibindeki sağlık temsilcileri de söylüyor. Koronavirüs ikinci dalgası sonbaharda veya kışın gelmesiyle ilgili çok ciddi tartışmalar var. Yani bir yer gevşetilme olursa sonbaharda tekrar çok ciddi şekilde ölümlerin olabileceğinden tedirginlik duyuluyor. Ülke şu anda bu konularda çok yoğun şekilde açık tartışmalarla ne yapılacağı konusunda konuşuyorlar. Daha şimdiden yani sonbahara yönelik de bir takım tedbirler hazırlanıyor gibi görünüyor. O zaman şunu merak ediyorum. Amerika'daki aşı ilaç çalışmaları ile ilgili gelişme var mı? Çok yok. Başkan Trump'ın resmi Beyaz Saray'daki açıklamalarında aşıyla şu anda çok kaybedecek vaktimiz yok. 14 ile 16 ay arasında sürecek. O nedenle hali hazırdaki bazı ilaçları öneriyor. Hatta tepki de çekiyor. Çünkü Trump bir sağlık veya doktor değil. Ama hidrokloroksin gibi,
sıtma ilacılarına benzer bazı ilaçların iyi geldiğiyle ilgili bazı demeçlerde bulundu. Bunu kabul etmeyen bazı doktorlar ve sağlık temsilcileri de var. O anlamda ülke burada biraz ikiye bölünmüş durumda. Halihazırda kullanılan ilaçlar var veya plazma tedavisine yönelik New York hastanelerinde bazı çalışmalar var. Antikor konusunda bazı hastaneler bu konuda bugün New York valisi 3000 kişiye antikor testi yapıldığını söyledi. Yani her eyalet farklı alanda şu anda bir görüş bildiriyor, çalışma yapıyor. Ama eyalet valileri en fazla dile getirdiği test. Yani ne kadar test olursa biz bu işin önüne geçeriz diye. Test konusunda sıkıntılar var. Ama aşı konusunda sorunuza gelirsem Amanda Hanım, aşı konusunda en az bir yıl bir umudun olacağı beklenmiyor. Çünkü bir onay süresi de var. Şu anda hali hazırda yapılan bazı tedaviler ve ilaçlar üzerinde durulup çalışılıyor. Peki Ali Bey, New York demişken hemşirelerin eyalet yönetimi ve iki hastane hakkında dava açmasıyla ilgili bize bilgi verir misiniz? Ne oldu? Neden böyle bir davaya ihtiyaç duyuldu? Şimdi bazı sağlık çalışanları hastanede yeterli tedbirlerin alınmadığından dolayı rahatsızlar. Hatta bazen hastane önlerinde hemşirelerin protestolarını gördük New York'ta. Yani sağlık konusunda hayatlarının riske atıldığı ile ilgili bazı sağlık temsilcileri, sağlıkçılar, hemşireler rahatsızlar. Aynı maskeyi kullanmalarından dolayı, virüs kapma ihtimalleri olduğundan dolayı bu tür tazminatlar daha da çok artacak, davalar da artacak. Bizim konuştuğumuz Türk doktorları da kendi yakın arkadaşlarımızın virüs kaptığını ve ortamın çok iyi olmadığını dile getiriyorlar. Yani doktorlar bile hastanede test alamamışlar. Koronavirüsü olup olmadığı ile ilgili testlerle ilgili. Yani sağlık sistemindeki sıkıntılar ve Amerika'daki adalet sisteminin güçlü olmasından dolayı bazı hemşireler ve doktorlar bu tarzda davalar açmaya başladı ve daha da fazla olacak gibi görünüyor. Ya peki Ali Bey, şunu merak ediyorum ben hep. Koskoca Amerika, işte dünyanın pek çok konuda patronluğuna, yöneticiliğine soyunmuş Amerika. Ya hiç mi kendince hazırlık yapmamış? Maskesi yok mu? Doktorunu, sağlık çalışanını düşünmemiş mi? Bunun arkasındaki sebep ne gerçekte? Şimdi ana sebep genel olarak sağlık sisteminin çok uzun yıllardır, 15-20 yıldan beri sistemin zaten bozuk olması. Her gelen başkan kampanyasında sağlık projesiyle ilgili yeni şeyler yapacağım diye öne çıkıyor. O nedenle bu sadece Başkan Trump değil, geçmiş dönemdeki başkanlarda da yap bozlarla sağlık sistemi çok düzenli bir yere oturtulamadı. Burada da sizin de dediğiniz gibi maske, vantilatör, tıbbi giysiler olmak üzere çok eksiklikler ortaya çıktı. Ki Başkan Trump askeri hastane yolladı New York'a. Şu anda koronavirüsle mücadeleyle beraber sağlık sistemindeki sıkıntılar daha da çok arttı. Aynı şekilde sigorta sistemi çok kötü. 1.2 trilyonluk bir sağlık sigorta firmalarının rantı var Washington DC'de. Yani halkın çok faydalanamadığı ama sigorta şirketlerinin rantının döndüğü bir sağlık sigorta sistemi var. Yani bunları da üst üste koyduğumuzda bu yeni bir sıkıntı değil, çok uzun zamandır olan sıkıntıların koronavirüsüne daha da çok ortaya çıkması. Tabii trilyonlarca dolar harcayan savunmaya Amerika'nın bu konuda çok aciz kalması hem Türkiye'ye hem bizlere hem de dünyada büyük soru işaretlerine getirdi ama bu konuda sınıfta kaldığını hem tek biz değil Amerika'da çalışan Türk doktorları da herkes söylüyor. Eğer yağmur açısından sıkıntı yoksa kalırsanız hocalara belki sormak istediğiniz hocaların soracağı sorular olabilir size. Ama yağmur nedeniyle sıkıntıdaysanız teşekkür edebilirim. Onu size bırakıyorum. Ama şunu merak ediyorum. İlyas Hoca, ikinci dalga. Amerika şimdiden Eylül, Ekim ve ikinci dalga. Aşı 14-16 ay arası. Umut yok diyor ve ikinci dalga korkusu yaşıyor. Biz bir ikinci dalga görecek miyiz? Eylül, Ekim yine bir kabusa mı dönecek? Programa başlarken siz gelecek yıl 23 Nisan'da neler olur, nasıl bir davranışımız, durumumuz olur dediğinizde ben önümüzü göremiyorum demiştim. Yani bardağın hep dolu tarafına bakıyoruz. İnşallah Haziran'dan sonra Temmuz ayı gibi tatile çıkacağız, birçok şey yapacağız diyoruz ama gerçekten hastalık nasıl seyredecek? Bu virüs bize çok şey öğretti, biz de ondan çok şey öğrendik.
Bizden çok şey aldı ama biz de onun sırlarını incelemeye çalışıyoruz. Ne olacak? Hiç kimse bir şey söyleyemez. Yani hiçbirimiz 6 ay sonra ne olur, 9 ay sonra ne olur bilmiyoruz. Geçmişten bildiğimiz bir şey var. 50 milyon civarında insanın öldüğü İspanyol gribi 1,5 yıl kadar sürdü. O zamanki sağlık şartları uygun değildi, altyapılar uygun değildi, tedavilerde yetersizlik falan ama bu salgın ne kadar sürecek kesin bir şey söyleyemiyoruz. Ama şu bir gerçek, biz korunma önlemlerini alırsak, salgın isterse ikinci dalgası gelsin, nasıl geldiği, nasıl bulaştığı biz bunu biliyoruz. Bariyer önlemlerini aldığımızda biz bununla baş ederiz. İlaç olmuş, aşı olmuş, olmamış bence çok çok önemli değil. Önemli aslında. Yani korunmak için aşı çok önemli. Hep aşıyı ön planda tutuyoruz. Yapılırsa uygulanmalı diyoruz, ilacı bulalım diyoruz ama bulamazsak tıbbın temeli koruyucu hekimliktir. Enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının da önemli görevlerinden bir tanesi toplum sağlığı açısından koruyucu hekimliği insanlara anlatmaktır. Koruyucu hekimlik nedir? Bu virüsten uzakta olacaksınız. O size bulaşamayacak, gelemeyecek. Nedir? Bariyer önlemlerini alacaksınız. Ellerinizi yıkayacaksınız. İsterse o ikinci bir dalgayla gelsin. Yine bizim ülkemizden teğet geçebilir. Biz bunları yaparsak. Ben sadece Ali Bey'e bir soru sormak istiyorum. Batı'da tabii zaman zaman eksiklikler, yanlışlıklar olursa valiler veya bakanlar istifa eder. Geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşlı bakım evlerinde, huzur evlerinde 1000'e yakın insan ölü bulundu. Onlara sağlık hizmeti verilmedi ve oralarda hizmet alamadan ölenler insan oldu. Bizim ülkemizde böyle bir şey olsa yerle bir olurdu dünya. Hükümet yıkılabilirdi, basın yayın yerle bir ederdi bizleri. Amerika'da bu kadar insan öldü. Bunun karşılığında istifa eden herhangi bir kişi var mı? Veya nasıl tedbirler alındı, neler yapılıyor? Evet hocam, öncelikle rakamı da yeni olanı söylemek istiyorum. 10 binin üzerinde yaşlı bakım evlerinde hayatını kaybeden Amerikalı. Dün Amerikan medyasına çıkan, bugün de Türk Ajansı'nın geçtiği rakam 10 binin üzerinde. 10 bin 100'dü benim bildiğim. Hatta yaşlı bakım evlerinde birçok hayatını kaybedenin toplu odalara konulduğu ile ilgili birçok da haber çıktı. Maalesef yaşlılara yönelik çok ciddi şekilde bir tedbirsizlik ve ilgisizlik olduğu ortaya çıktı ve üzücü. Maalesef burada koronavirüsü politize olmuş durumda. Eyalet valileri Trump'ı, Trump da eyalet valilerini suçluyor. O nedenle burada kimse üstüne alınmıyor. Eyalet valileri tıbbi yetersizlikten, yatak imkanlarını federal hükümetin sağlamadığından yakınıyor. Trump da diyor ki bu benim işim değil, eyalet valileri zamanında tedbirlerini alsaydın diyor. Yani bu sistemde kimse suçu kabullenmiyor, birbirine atıyor. Bu şekilde de gidecek. Hatta dün akşam Senato Başkanı bazı eyaletlerin iflas noktasına geldiğini ve iflas edilmesini resmi olarak açıklamalarını duyurdu. Ve şu anda sabahtan beri o konuşuluyor. Yani eyaletlerdeki sıkıntılar genel olarak bütün Amerika'da olduğu için cana olan değerin savunma sanayine harcanandan paradan daha az olduğu çok net. Burada da suçu kimse kabullenmiyor maalesef. Ben burada bilim kurulumuzu, bilim kurulumuzu, Sağlık Bakanlığı'nı ve hükümetimizi takdir ediyorum, alkışlıyorum. Amerika'nın, Avrupa'nın bizden alacağı çok ders var. Yaşlılara biz gözümüz gibi bakıyoruz. Bizim ülkemizde böyle bir olay olmadı. Ve Avrupa, Amerika bizden çok şey öğrensin. Hande Hanım, bu konuda bir şey daha eklemek istiyorum. 10 bini geçti. Evet, ama bir soruyla birlikte lütfen. 10 bini geçti diyorsunuz. Ya insanlar ne diyor buna? Ne hissediyorlar? Yani suçu birbirine atan eyalet yönetimiyle belki başkanlık var ama bunu geçelim. Sokaktaki insan ne diyor Allah aşkına? 10 bin yaşlının ölüme terk edilip resmen ölmesine. Yani şimdi Amerika 330 milyonluk bir nüfus. O nedenle bilhassa büyük şehirlerde tedirginlik ve kaygı olduğu için, biraz da bencillik öne çok çıktığı için fazla böyle konuştuğumuz, ki 22 yıldır Amerika'da yaşayan biri olarak herkes ilk önce kendini düşünüyor. O nedenle
böyle büyük bir rakam için çok ne medyada ne de Amerikan halkı içinde büyük bir olay görülmedi. Yani bakım evleri ilgilenmedi veya gerekli tedbirler alınmadı tarzında açıklamalar ama kimse böyle sıcak bir duyarlılık göstererek olayın işine gitmedi. Kimse de üstlenmiyor. Hocamın da dediği gibi Türkiye'nin değerini bilmek lazım. Yani 22 yıldır Amerika'da yaşayan biri olarak çok uzun yıllardan beri sağlık sistemiyle ilgili sorunlar hep vardı ve Amerika'da yaşayan Türk toplumu dahil herkes Türkiye'de sağlık hizmetlerini alıyordu. O nedenle bu yeni bir olay değil. Bu sıkıntılar Türkiye'ye gittiğimizde de biz net şekilde Türkiye'nin daha iyi bir sağlık sistemi olduğunu her zaman gördük. O nedenle kıymetini bilmekte fayda var ülkemizin. Ya kesinlikle, ama demin işte savunma bütçesini ifade ederken söylediğiniz, kalkıp ta oradan buraya gelip silahlarıyla, tanklarıyla, toplarıyla adını söyleyemeyeceğim bir sürü modern silahlarıyla yerleşebiliyor. Ama orada insanların sağlığı, canı çok da anladığım kadarıyla önemli olmuyor. Buyurun Celalettin Hoca, hem değerlendirmenizi hem sorunuz var mıdır acaba? Sanıyorum Amerika'da bizim ilk başta almış olduğumuz tedbirler ve bu hastalığı önemseme düzeyimizle Amerika'nın, İngiltere'nin, hatta İsveç ve Danimarka'nın biraz farklı oldu. Biz bu hastalığın ne kadar tehlikeli olduğunu Çin'deki meslektaşlarımızın söylediklerinden, yayınlarından anladık ve daha bize gelene kadar bu hastalığı önemsedik ve hatırlayın, hemen çok kısa sürede bilim kurulu oluşturduk. Avşin Bey'in de içinde olduğu o bilim kurulunun önerileriyle bir politika belirlendi. Ama İngiltere'de örneğin bir politika belirlenmedi. Sürü bağışıklaması olabilir. Amerika'da hatırlayın, işte çok popüler insanlar mikrofonlara ellerini sürdüler. Bu hastalık çok önemli değil dedi. Hatta Trump bile çok da önemli olmadığını düşündüren şeyler söyledi. Ve tabii bunun grip acısını gibi çektiler diye düşünüyorum. Biz çok şükür ki bu hastalığı önemsedik. Hatta daha da sıkı tedbirleri keşke daha önce alsaydık diye kendi kendimizi eleştirirken, şimdi onlara baktığımızda onların gerçekten de Ali Bey'in deyimiyle sınıfta kaldığını görüyoruz. 65 yaş üstü nüfusa baktığımız zaman ülkemizde %9 civarında, yani 7 milyon yaklaşık 65 yaş üstü kişi var. Ve biz bunların %80'i aileleriyle beraber yaşıyorlar. Yani çoluğuyla çocuğuyla beraber yaşıyor %80'i ya da bir yakınıyla. %20'si yalnız yaşıyor ya da bakım evlerinde, huzur evlerinde yaşıyor. Ve biz onlara iyi bakıyoruz. Ve biz ailelerimize, geçmişimize daha önem veren bir şeye sahibiz. Yani öyle bir terbiyeyle büyüyoruz. Ve bu çok önemli, çok kıymetli bir değer ve vasıfı bizim için. Ve bunun da sonuçlarını görüyoruz. Ve bizim ortanca yaşımız 32.4. Ortalamamız 32 yaşımız. Ama İtalya'ya bakın. Bizde %9'du 65 yaş üstü nüfus. İtalya'da %25. Amerika'da 2030 yılında 65 yaş üstü nüfus, 65 yaş altı nüfus eşit olacak. Yani oralar bir taraftan da yaşlanıyor ve yaşlı nüfusa verilen kıymet de ne yazık ki sadece Amerika'da değil, İşte aynı şeyleri Avrupa'nın diğer ülkelerinde de gördük. Sizler basın aracılığıyla izlettiniz bize. Birçok Avrupa ülkesi, gelişmiş olduğunu düşündüğümüz ülkelerin bakım evleri, huzur evlerinde ne yazık ki terk edilmiş insanları gördük. Çok şükür ki bizde böyle bir şey olmadı. Olmasını da zaten asla arzu etmeyiz. Dolayısıyla sanıyorum Amerika'da bu hastalığın ilk daha baştan önemsenmiyor olmasının acısını çekiyorlar. Ve bu nedenle de zannediyorum 65 yaş üstü kişiler bile, hatta şöyle şeyler yaptılar: bir ventilatörü, bir solunum cihazını 2 hastaya, 5 hastaya, 10 hastaya nasıl bağlarız formülleri üretip onları yayın yaptılar. Ve hastaların yaşlarına göre triyaj yaptılar. Yani eğer yaşı ileriyse ya da ilk hastalığı varsa onları hiç yoğun bakıma bile almayalım kriterlerini kullanmak zorunda kaldılar ki bir sağlık çalışanı, bir hekim için son derece acı bir durum bu. Yani Emre Bey daha iyi bilir, triyaj onların daha çok yaptığı bir şey. Yani triyajı yaparken bir taraftan insanın içinde hep duygularını katmamaya çalışan
hali, yani duygularımızı katmamaya çalışıyoruz ama mecburen daha sonra oturup baş başa kaldığımızda acaba şöyle mi yapsaydık diye sorguladığımız zamanlar da olur. Şimdi o Amerika'daki meslektaşlarımızın yerine kendimi koyuyorum. Asla öyle bir şey yaşamayı istemezdim. Çok şükür ki öyle bir şey yaşamadık. Biz bundan sonra da umarım yaşamayız. Bilmiyorum Ali Bey'in değerlendirmeleri nasıl? Oradaki halk da yine Trump'a neden ilk başta bu kadar önemsemediniz diye suçlamalar ya da eleştiriler yöneltiyor mu? Varmış oldukları noktada kendisi ne düşünüyor acaba? Evet bir de buna ek olarak Trump, Ali Bey, o grip evet. Açıklaması var ya, grip, onu hatırlatıyorlar mı Trump'a? Evet, Başkan Trump şimdi kendi açısından ve Başkan Trump'a yakın gruplar Trump'ın zamanında tedbirleri aldığını, Çin'e uçuşları yasakladığını, daha sonra da Avrupa'ya uçuşları yasakladığı ile ilgili ben elimden geleni yaptım diyor. Aslında şunu da söylüyor. Erkenden tedbir almamı gerektirecek bir şey yoktu çünkü ölü yoktu, can kaybı yoktu, vakalar azdı diyor. Ama diğer Amerikan medyası ağırlıklı olarak ve kamuoyu Başkan Trump'ın tedbirleri zamanında almadığı, Handan Hanım size dediğiniz gibi işte grip, nezle gibi bir şey sorun olmaz tarzındaki açıklamalarından dolayı tepki gösteriyorlar. Kesinlikle ben de hocama katılıyorum, yani tedbirler zamanında alınmadığı için bir anda bu virüs çok ciddi şekilde yayıldı. Yani New York sadece kendi başlı başına 20 bine yakın can kaybından bahsediyoruz. Büyük bir rakam. Bunu da New York valisi iki nedene bağlıyor. Bir, uluslararası ziyaretçiler, turistler çok oldu. Zamanında tedbirler alınmadı. İki de çok toplumun iç içe yaşadığı bir bölge olduğu için New York. O nedenle gerekli önlemler alınamadı diyor. Yani bunu New York valisi de kabul ediyor. O nedenle tedbirlerin Amerika'da erken alınmaması, hatta New York valisi şunu da söyledi. Bizim bildiğimizden önceki, bugün de medyada çok gündeme geldi bazı istatistik çalışmalarda. Yani bu aralıktan önce bu virüsün New York'ta veya Amerika'da olduğu ile ilgili de bazı tespitler, araştırmalar yapıldığı ortaya çıktı. O nedenle tedbir konusunda evet Amerika geç kaldığını söyleyebiliriz. Peki Afşin Emre Hoca, hem sorunuz hem değerlendirmeniz olur mu? Tabii ben iki gün önceki gece nöbetimden bahsedeyim. Hı hı. Biz 92 yaşında bir Alzheimer hastamızı yoğun bakıma yatırmak durumunda kaldık ve onun, buradan bizi izliyorlarsa selam olsun. Aynı zamanda virüsten dolayı yani. Tabii, koronavirüs dolayısıyla tamam. Tabii ki. Hı hı. Yatırmak durumunda kaldık ama onun iki evladının, bir gelininin onun üzerine titremelerini, onun o yoğun bakım yatışı süreci içerisindeki ya da acilde geçirdiği zaman içerisindeki ona olan ilgilerini çok yakinen gözleme fırsatı buldum ve gerçekten göz yaşartıcıydı. Yine yakın zaman içerisinde bizim Ankara Şehir Hastanesi'nde Gül hocamızın 105 yaşındaki bir hastamıza yoğun bakım yeri ayarladığına şahit oldum. Bakınız, bizim toplumumuzda yaşlılarımızın başımızın üstünde yeri var. Gerçekten hepimiz için son derece değerliler ve gereken özenin de nasıl gösterildiğini biz hastanede bu koronavirüs sürecinde de görüyoruz. Zaten bundan öncesinde de görüyorduk. Ali Bey'e benim bir sorum olacak. Ali Bey biraz önceki konuşmasında ifade ettiler. Evet. Bu arada hocam, sorunuzu unutmayın. Ali Bey, evet. Bize biraz anlatır mısınız? Tabii ki, şu anda Beyaz Saray'ın önündeyiz. Bir büyük bahçedeyiz. Caddeye çıkacağım. Caddenin de durumunu hem görmeniz açısından. Hocamı dinliyorum. Evet. Şimdi biraz önce ifade ettiniz. 14 ile 16 ay sürecek bir aşı sürecinden bahsettiniz. Şimdi Amerika sağlık araştırma geliştirmelerine, ilaç ve aşı vesaire çalışmalara gerçekten çok önem veren, belki de dünyada en fazla önem veren ülkelerden bir tanesi. Orada dahi aşı evet. geliştirme sürecinin bir yıldan fazla bir zaman alacağını söylediniz, değil mi? Otoriteler bu şekilde açıklıyor durumu. Evet hocam, yani burada belirli bir onay süresi olduğu için, denemeler yapıldığı için ve Amerika risk konusunda çok dikkatli davrandığı için bir yıldan önce aşının piyasaya çıkması söz konusu değil. Bunu da Beyaz Saray yönetimi bildiği için şu anda hali hazırda olan ilaçlara yönelmiş durumdalar. Hatta Bill Gates Vakfı da şu anda aşı konusunda çalışmaları var. O da bir yıldan önce bu aşının bulunmasının çok zor olduğunu söylüyor.
Peki son bir soru sorayım size. Hidroksiklorokin isimli ilaçtan bahsettiniz. Sıtma tedavisinde kullanılan ilaç da. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu ilaca ulaşma anlamında herhangi bir sıkıntı yaşanıyor mu? Yani bu hastalığın belirtilerini gösteren kişilere bu ilaç başlanabiliyor mu? Hani Sayın Trump etkin olduğunu ifade ettiği için söylüyorum. Şimdi Başkan Trump bu ilacın 29 milyon tane bu ilaçtan olduğunu söyledi hali hazırda. Ama tıp çevrelerinde bu ilaçla ilgili çok sıkıntı var. Çünkü Amerikan Sağlık Enstitüsü yani FDA bu ilaca onay vermedi. Onaylı bir ilaç değil. O nedenle Trump bunu ne kadar öne çıkarsa da birçok hastane bu ilacı kullanmıyor. Hatta bazı araştırmalarda ilacın ölümlere neden olacağı ile ilgili, tetikleyeceği ile ilgili şüpheler olduğu için bazı hastaneler, doktorlar kullanıyor, bazıları kullanmıyor. Ama nedense Trump bu ilacı sürekli toplantılarında dile getirerek kullanılması için öneride bulunuyor. Ama bu konuda da ortak bir fikir yok açıkçası. Bir fikir birliği oluşmuş değil anladığım kadarıyla tedavi doğrudur algoritmasında, evet, ülkemizde olduğu gibi. Yani evet, ilaca erişmede bir sıkıntı yok ama tedavi anlamında bir algoritma, ortak bir dil Amerika'daki hastaneler sanıyorum kullanmıyor. Doğrudur, evet, aynen. O nedenle bir her doktor kendi inisiyatifinde bu ilacı verip vermemekte kararlı. Anladım, teşekkür ediyorum. Peki Ali Bey, görüyoruz Beyaz Saray'ın etrafı, yollar boş, bomboş. Şunu merak ediyorum, mesela biz bu programın başında Vatikan Büyükelçimize bağlandık ve İtalya'da normalleşmeye adım atmak için örneğin ulaşım araçlarında bir takım düzenlemelere gidileceğini anlattı. Amerika Birleşik Devletleri'nde normal, özellikle ekonomik açıdan Trump açısından da önemliyken, bu yeni normal için bir böyle tanımlama yapılıyor mu? Bir takım değişiklikler olacak mı? Yani yeni bir düzen, o düzenin içeriği ne olurun yanıtı var mı? Ya da tartışılıyor mu Amerika'da bu? Şimdi Beyaz Saray 3 aşamalı bir plan önerdi eyalet valilerine. Bu aşamalara göre birden 3'e yönelik sert aşamadan yumuşatılmış aşamaya kadar bir plan çıkardı. Bu planlarda birinci aşamada okulların hala kapalı olması, evden çalışmaların olması ile ilgili bazı kurallar kondu. Üçüncü aşama daha gevşek, kamu yerlerinin açık olması, artık normal okulların açılması gibi, ama genel olarak sosyal mesafenin bir kültür olacağı, yani ben bile markete gittiğimde maskesiz giremiyorum. Bu artık bir mecburiyet haline gelmiş durumda. Veya 50'nin üzerinde etkinliklerin olmaması veya olacaksa sosyal mesafe kuralları dahilinde olması gerektiğiyle ilgili, yani maskeyle sosyal mesafe konusunda artık bir kurallar konacak. Bilhassa restoranlarda işte 100 kişilik kapasitesi olan restoranlar 30'a 40'a inecek. Tabii bu iş yerleri için de zararlı olacak. Bunu eyaletler tabii karar verecek ama ilk başta dediğim gibi çok ciddi şekilde büyük bir değişim bekleniyor. Yani sosyal, kültürel, ekonomik anlamda Amerika'da belirli bir değişiklik olacağı görülüyor ve bekleniyor. Ayı Çınar, katkılarınız, emeğiniz için çok çok teşekkürler. Kolay gelsin, kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle diyorum. Peki biz şuradan devam